Ben Tokat Zilegoruçay Köyü'nden Saniye Şakar. Kazım Karabekir Cemevi'nde kasallık yapıyorum. 8 senedir burada görev alıyorum. Burada bir bayan çalışıyordu. Bayan hani ısrar etti, gel beraber girelim diye. Ben istemedim ilk zamanlarda. Biraz hani itici geliyordu böyle cenazeleri hani soğuk olduğu için. Yani ürperiyordum. Ama sonra dedim ki hani ben bu işi yaparım. O yüzden yani diriden kork, ölüden niye korkuyorsun diye bu işe giriştim. 8 senedir de yapıyorum. Yani korkulacak bir şey yokmuş. Yani onlar zaten ölmüş bir ölü. Mekanları cennet olsun. Yani artık devam da ediyorum. Yani elimden geldiği kadar da devam edeceğim, yıkayacağım. Çok bir sevap kazanıyoruz yani. Ben morgdan çıktığım zaman zaten o cenazenin yüzünü bir daha hatırlayamıyorum. Yani hatırlamak istesen de hatırlayamıyorsun. O yüzden de bilmiyorum yani nasıl biri yıkadığını bile unutuyorsun. Zaten ben de sertifikamı oradan aldım yani bir hafta orada eğitime gittim. Yani kefinlemek nasıl oluyor, nasıl yıkandığını orada gösterdiler bize. Ondan dolayı işte bayağı da oldu yani bu işe devam ediyoruz. Yani memnunum da, işimden de memnunum, severek yapıyorum. Oldu ki öldüm veyahut da bir şey oldu, gittim buralardan. En azından peşimde nesiller olsun. Bana birisi öğretti, ben de sizlere öğreteyim. Yani güzel bir iş, yani kötü bir iş de değil, bu iyi bir meslek. Yani korkmayın. Ama yanaşmıyorlar, korkuyorlar. Şimdi gençler hele hiç yanaşmıyorlar. Yani yine hani bizim gibi yaştakiler olanlar yani geliyor da öğrenmek istiyorlar ama gençler kesinlikle yanaşmıyorlar. Ben bazen böyle gençler oluyor ağlayarak yıkıyorum, üzülerek yıkıyorum. Hele çocuk cenazelerini daha çok beter böyle çok üzüntü içinde yıkıyorum. Yani yaşlılara da dua ediyor, diyor, elden ayağa kalmamışlar, kurtulmuşlar diyoruz ama Allah'ım genç ölümleri göstermesin yani düşürmesin buralara da. Yani o yüzden de güzel bir meslek yani bunun meslekten korkacak bir şey yok. Severek yaptığım bir meslek.